Çıma, 8 Fikret Topaloğlu, 9 Bilal Cebi, 10 Çayan Posforoğlu, 15 Emre Turan, 22 Rasimcan Değirmenci, 77 Ufuk Ayaydın, 99 Eray Pazar, 1 Beycan Kaya, 7 Mehmet Aytemiz, 17 Baran Topaloğlu, 20 Murat Ulusoy, 25 Bedirhan Kolkopara, 35 Serhat Demirler, 41 Sercan Uslu, teknik sorumlu Osman Özdemir. Kepez Belediyespor 69 İsmail Cengiz 4 Fikret Sevilgin 5 Mete Karahar 7 Berat Eyüpoğlu 8 Yunus Özdemir 11 Ali Sinan Gayra 17 Abdurrahman Üresi 19 Serkan Özer 77 Deniz Keski 98 Mustafa Acar 99 Mehmet Kaan Türkmen 24 Evlat Sarar Yılan 6 Berkay Öztürk 9 Ozancan Dursun Sefa Durmuş 33 Abdurrahman Ayhanoğlu 88 Zekikan Sapıoğlu Teknik sorumlu Şakir Filiz Sayın spor severler, yakınızda bulunan kişilerin hakaret ettiğini, meşale yaktığını, sahaya veya tribünlere yalancı stadyum ekipmanlarına zarar verdiğini veya iletimizde belirtilen yerde başkasının oturduğunu gördüğümüz takdirde en yakın güvenlik görevlerine bildiriniz. Lütfen merdiven boşluklarına oturmayınız, oturanları uyarınız. Gergin abi.
sayın spor severler, tüm camiamızın seferber olduğu omuz omuza kampanyası 1 Mart'ta başladı ve devam ediyor. Depremzedelerimizin kısa ve uzun vadeli barınma ihtiyaçlarını karşılanması için tüm taraftarları kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Omuz omuza nokta kredi kartı ya da havaleyle bağış yapılabilir ya da destek yazıp 8332'ye 50 TL bağışta bulunabilirsiniz. Haydi Türkiye, yaraları hep birlikte saralım. Hasan Doğan Stadyumu'ndan hepinize mutlu günler, mutlu pazarlar sevgili futbol severler. Bugün Kepespor'umuz kendi saha ve seyircisi önünde Hopa Spor'u konuk ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta çarşamba günü Aksaray'da çok önemli bir müsabaka oynamıştık ve tabiri caizse Aksaray'ı elimizden kaçırmıştık. İnşallah bugün Hopa karşısında galip geleceğiz ve Tepecik'te Aksaray'ın puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Hemen kadroları vermek istiyorum hızlı bir şekilde. Kepespor'umuz İsmail, Fikret, Mete Berat, Yunus, Ali Sinan, Abdurrahman Üresin, Serkan, Deniz, Mustafa Acar, Mehmet Kağan, Türkmen ilk 11 ile mücadele edecek. Rakip Hopa, kalede Yusuf, Ender, Berkay Ağrı, Fikret, Bilal, Çayan, Emre Turan, Rasim Can, Ufuk Ayaydın, Eray Pazar ve evet Tepesporumuz Hasan Doğan stadyumuna ayak basıyor. Bu sene 3. ligde 3. grupta çok önemli başarılara imza attılar. Evet,
Evet, bugün Antalya'da muhteşem bir atmosfer var kapalı tribünde. Hiç boşluk yok. İstiklal Marşımız. Evet, İstiklal Marşımızı gür bir sesle söyledik. Hasan Doğan Stadyumunda seremoni yapılacak. Top ve kale seçimini her iki kaptan yapacak. Bizde ise Kaptan Deniz her zaman olduğu gibi Şakir Hoca etrafında futbolcularımız birleşecek ve o duamızı yapacağız. Evet, duamız yapıldı. Şimdi de taraftarımız futbolcularımızı tribünlere davet edecekler. Bu arada Kepez Bey'de Başkan Hakan Tütüncü de protokoldeki yerini aldı, görüyoruz. Evet. Maçın orta hakemi Uğurcan Gökler'in düdüğünü bekliyoruz.
Evet, maç başladı. Abdurrahman Yunus'un ileriye gönderdi pasta. Mehmet Kaan Türkmen topla buluşamadı. Ali Sinan Gay'la. Evet, geçtiğimiz haftanın önemli oyuncularından Sinan. Şimdi Serkan topla buluşacak. Onu rastlayan Ufuk. Berat. Top geri geliyor. Kaptan Deniz'e. Kaleci İsmail. Fikret. Yunus. Fikret paslaşması. Mustafa Acar. Kalecisi İsmail'e dönüyor. Şimdi Kaptan Deniz. Evet, defansa paslaşmalarla şu dakika geçiliyor. Fikret. Yunus. Sinan topla buluşamadı. Kaptan Bilal. Bu arada Tepecik'te de müsabaka başladı. Kaptan Bilal. Arif. Taç atışını Serkan kullandı. Mustafa Acar'la paslaştı şu an. Mehmet Kaan. Mustafa Acar ileri göndermek istedi ancak defans bloğu buna izin vermedi. Taç atışını biz kullanacağız. Serkan Özen. Yunus'la paslaştı. Şimdi Sinan'a gönderilen top. Gelecek mi? Evet. Sinan topla buluştu ancak bu pozisyona faul dedi. Maçın orta hakemi Uğurcan Gökler. Faul atışını Arif kullanıyor. Kalecisi Yusuf'a kadar giden bir top. Evet, 5. dakikaya doğru ilerliyoruz. Antalya'da şu an henüz gol yok. Berat Eyüpoğlu Sinan'a gönderiyor. Sinan topla buluştu. İyi vurur. Rakipten döndü. Tekrar atak. Tazileyeceğiz Berat Eyüpoğlu'yla. Serkan. Berat geçemedi rakibini. Kaptan Deniz ileri gönderiyor. Ender. Ender cihazasına girmek istiyor ancak Abdurrahman Üresin bırakmadı.
Şimdi korner atışını kullanıyor. Hopaspor. Ve gol geldi. Hopaspor deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Maçın 6. dakikasında. Dört numaralı futbolcu Berkay gol atıyor. Evet. 6. dakikada yediğimiz gol. Şok bir golle 1-0 mağlubuz. Yunus, Abdurrahman Üres'in gönderdiği yerde rakip takım pozisyonu savuşturdu. Hopaspor'un hata. Abdurrahman karşılıyor. Evet, müsabakaya iyi başlayamadık diyebiliriz. Yedinci dakikadan çıkıyoruz. Kepe sporumuz kendi sahne seyircisi önünde Hopaspor karşısında 1-0 geride. Fikret kalesi İsmail'e döndü. Yunus. Sinan, Mete, Yunus, Fikret, haydi Abdurrahman, Mustafa Acar, Mete, 6. dakikada Berkay ile 1-0 öne geçiyor. Hopaspor. Gerçekten şok bir gol yedik. Ve şu an Hasan Doğan Stadyumu'nda 1-0 mağlubuz. Sol kanattan taç atışını Serkan'la kullandı ancak orada bir anlaşmazlık ve taç atışı Hopaspor'a geçiyor. Berat Eyüboğlu topu kazanıyor. Şimdi sol kanattan atak geliştirme peşindeyiz. Yapılan orta Sinan'a gelecek mi? Kaleci de boşa çıkıyor. Mete. Orada kaptan. Bilal araya girmişti. Şimdi Kepespor'un kaptanı Deniz topu taça gönderiyor. Evet, 10. dakikadayız ve 1-0 gerideyiz.
6. dakikada yediğimiz şok bir golle. Şimdi sol kanattan Ender topu kazanıyor. Abdurrahman Ünes'ini geçiyor. Mete topla buluştu. Yunus, Mustafa Acar ve orada Mustafa Acar'a yapılan bir faul var. Fikret, kalecisi İsmail ile oynuyor. Berat'a top gelmeden rakip takım taca gönderiyor. 11. dakikadan çıkıyoruz. 12. dakikaya girdiğimiz şu dakikalarda biraz daha hareketli olmamız gerekiyor. Golü ve golleri bulmamız gerekiyor. Şimdi Serkan'ın gönderdiği topla Mehmet Kaan Türkmen topla buluştu ancak maçın hakemi offside dedi. Kaleci Yusuf uzun gönderdiği topta bir kaleciden diğer kaleciye giden bu atış İsmail'de kaldı. Şimdi Fikret'le atağa kalkıyoruz. Abdurrahman, Sinan. Yunus. Fikret. İsmail. Çayına yapılan bir faul var. Yapılan orta bomboş pozisyonda ancak offside. Evet, ilk 13 dakikaya baktığımız zaman gerçekten istediğimiz oyunu oynayamıyoruz. İsmail Fikret'le oynuyor. Sinan. Fikret. Mustafa Acar. Biraz kısa düştü. Ve sarı kart gelecek. 14. dakikada 77 numaralı futbolcu Ufuk sarı kart görüyor. Akbilopa Spor'da sarı kart görüntü 77 numara Ufuk Ayaylı. O pozisyonda Serkan yerde kaldı. ...15. dakikadayız. Mustafa Acar topun başında. Yaptığı orta Berat Eyüpoğlu. Cihaz at içerisine göndermek istedi ancak Hopa Spor defansı bunu karşıladı. Sarı kart gören futbolcu Ufuk topla buluştu.
Serkan'dan taca giden bir top. Şimdi Hopaspor taç atışını kullanacak. 15. dakikaya girdiğimiz şu dakikalarda. Şimdi yorumcumuz Ali Yalçın'dan dinleyelim. Birkaç dakika kendisini maçla ilgili 15 dakikada neler söyler? Merhaba sayın spor severler. Bugün Kepez Spor'umuz biraz tutuk başladı. Mevsimin sıcaklığını da ben buna bağlıyorum. Takım biraz daha uzun top oynasa golü daha çabuk bulacak gibi geliyorum. Fakat Hopa Spor'u oldukça diri gördüm. Tecrübeli oyuncuları var. Golü atan 4 numaralı Yerkay Özer olsun. Santraforları olsun 9 numaralı. Bunlar iyi adamlar. Kepez Spor'un biraz canlanması lazım. Biraz uzun topla gol bulacağımıza eminim. Taraftar burada. Hava güzel. Biraz sonra bir iki yorum daha yaparız inşallah beraber. Evet, teşekkür ederiz. Maça dönüyoruz. Evet, Ali Yalçın'a teşekkür ediyoruz. Değerli yorum için ve hemen tekrar maça dönüyoruz. 16. dakikadan çıkıyoruz. Mete Yunus. Mete'nin attığı yerde Sinan topa yetişemedi. Şimdi yapılan orta. Eray'ın kafasından top avuta gidiyor. İsmail. İsmail'in topu gönderdiği yerde kimse yok ve taça çıkıyor. Taç atışını şimdi Hopaspor Ender'le kullanıyor. Fikret. Ender. Taç atışını kullandı. Orada Abdurrahman Üresin'le karşılaştı. Ancak Abdurrahman Üresin'in ayağından tekrar top taça gidiyor. Ender taç atışını kullanacak her zamanki gibi. Uzun bir taç atışı. İsmail şimdi kaptan Deniz'e gönderdi sol taraftan. Serkan. Evet, taraftarın bu arada inanılmaz bir desteği var Kepez Spor'a. Ve Berat Eyüboğlu sol kanattan ilerliyor. Bakalım bu pozisyon tehlikeli yaratacak mı? Mehmet Kağan. Abdurrahman Nüresin'i gördü. Abdurrahman Nüresin. Kaptan Bilal'i geçemiyor. Ve Bilal'in ayağından top taca gidiyor. Sinan. Geçtiğimiz haftanın Aksaray'daki etkili isimlerinden bir tanesi. Ve faulü belirledi. Ender'in yapmış olduğu faul Sinan'a. Şimdi Abdurrahman Üresin bu faul atışını kullanacak. Dakikalar da artık 20'yi gösteriyor. İnşallah bu pozisyon tehlike yaratır ve arkasından golü buluruz. Boşa çıktı kaleci ancak bir şarj var. Kaleci Yusuf'a. Thank you.
Yusuf. İleri gönderdiği topta Fikret. Tekrar Fikret. Sinan. Topu pası verdi. Ancak orada Mehmet Kağan topla buluşamadı. Evet, 20. dakikadan çıkıyoruz. 1-0. Yenik durumdayız. Antalya Hasan Doğan Stadyumunda Hopaspor galip. 6. dakikada Berkay Özer'in golüyle. Abdurrahman. Mehmet Kağan. Mehmet Kağan. Serkan şimdi sol kanattan Berkay'a gönderdi. Yunus, Mete, Fikret, Abdurrahman Üresin, Sinan topla buluşacak mı? Evet, buluştu. Şimdi sağ kanattan ilerliyor. Sinan tehlikeli bir futbolcu. Abdurrahman'a gönderdi. Mete. Sinan geçtiğimiz hafta Aksaray'da çok şık bir gol attı ve mükemmel de bir asist verdi. Mehmet Kağan Türkmen'e ikinci golünü attırdı. Mete. Mustafa Acar kalecisi İsmail'e kadar döndü. Şimdi Fikret. Mete. Abdurrahman Üresin. Berat Eyüpoğlu döndürmedi. Şimdi Berat gitmek istiyor ancak buna izin vermediler. Mete. Mustafa Acar. Şimdi sol kanata Serkan'a gönderilen top. Serkan Eyüp paslaşması, Yunus paslaşması. Mete. Abdurrahman Üresin. Sinan'ı gördü orada. Haydi Sinan. Abdurrahman Üresin. Kaptan Deniz. Mustafa Acar. Fikret paslaşması. Şimdi Abdurrahman Mehmet Kağan'la oynadı. Mete. Fikret. Mete Sinan'ı gördü. Abdurrahman Üresin. Şimdi sağ kanattan yapılan orta gol geliyor mu? Mehmet Kağan Türkmen'in önünden geçiyor top. Biraz daha içeride olsa Mehmet Kağan ayağını uzatacak ve golü bulacağız. Ancak bu tehlikeli dakika 23. dakikadan çıkıyoruz. 24. dakikada gerçekleşti. Şimdi Yusuf ile Hopaspor out atışını kullanacak. İsmail topu kontrol ediyor. Şimdi Fikret'le oynadı. Mustafa Acar. Yunus. Şimdi Mustafa Acar Mehmet Kağan'ı kaçıracak mı? Biraz hızlı oldu bu pas. Kaleci Yusuf'a kadar giden bu pozisyon. Ve 6. dakikada Berkay'ın attığı golle Hopaspor Antalya deplasmanında 1-0 önde. İsmail.
Abdurrahman Sinan'a gönderdi ancak orada topu karşılayan Ender oldu. Abdurrahman Fikret'le oynuyor. Yunus. Yunus ilerliyor. Orta sahada Serkan. Şimdi kaptan Deniz. Top Serkan'a gelmiyor. Taç atışını Kopaspor kullanacak. Fikret'le. Evet. Artık Antalya'da sıcaklar geldi. Ve maçın orta hakemi Uğurcan Gökler futbolculara sıvı ihtiyaçlarını karşılaması için kenara gönderiyor. Bir su molası. Bu arada hemen yorumcumuza dönelim. Bakalım 26. dakikadan çıkıyoruz ve 27. dakikaya girdiğimiz şu dakikalarda Ali Yalçın neler söyleyecek? Dediğimiz gibi havanın sıcaklığı Kepespor'u etkilemiş gözüküyor. Uzun toplarla kaleciye doğru top atılsa forvetin daha kolay gol bulacağına inanıyorum. Şimdilik takımlar rutin oynamalarını oynanıyor. Ancak bir daha tekrar ediyorum. Kopaspor diri bir takım. Boşalmayacak bir takım. Ligdeki yeri de onu gösteriyor. Bizim biraz daha bu maçı ciddiye alırsak herhalde 2-3 gol daha bulabileceğimize inanıyorum ben. Uzun toplarla golleri bekliyoruz hep beraber. Ama unutmadan havanın sıcak olduğunu belirtelim burada. Evet. Teşekkür ederiz Ali Yalçın'a ve Antalya'da 20 derecenin üzerinde bir sıcaklık var şu an. Belki 25 derece civarında. Evet. Futbolcular su ihtiyaçlarını karşıladılar. Şimdi taç atışını Fikret'le kullanacak Kopaspor. Ufuk orada gidemedi. Karşısında Serkan'ı gördü. Şimdi Mehmet Kaan Türkmen. Sinan baskı yapacak. O baskı bakalım sonuç getirecek mi? Mustafa Acar. Berat Eyüpoğlu geçemiyor. Arif'i. Kalecisi ne kadar dönülen bu top. 28. dakikadan çıkıyoruz. Ve 1-0 Kopa'nın üstünlüğü devam ediyor. Mustafa Acar güzel kontrol etti. Şimdi Sinan. Abdurrahman Üresin. Top sol kanata kaptan Deniz'e kadar gönderildi. Şimdi kaptan Deniz Mete'ye döndü. Yunus. Yunus bu topu kaybediyor. Yunus'un ayağından adeta aldı Emre. Bu pozisyona maçın orta hakemi Uğurcan Gökler foul dedi. Arif'e yapılan bir foul. Şimdi Ender'e geldi top. Mete. Bilal gitmek istiyor. Evet, taraftar Kepez gol gol diyor. Biz de golü bekliyoruz. Bakalım ne zaman gelecek bu gol. İlk yarının artık son çeyreğine giriyoruz ve topun başında Çayan. Çayan'ın ortası direkt İsmail'e kadar gelen top.
Fikret'le atağa kalkacağız. Abdurrahman Üresin. Mete. Abdurrahman Mustafa Acar'ı gördü. Mustafa Acar Sinan'la oynuyor. Hadi Sinan. Sinan gidemiyor. Bu pozisyonda rakibi karşıladı. Abdurrahman Üresin. Orada pozisyonda maçın hakemi el var dedi. Berat Eyüboğlu. Yusuf'un uzun gönderdiği top kaptan Deniz'in kafasından. Şimdi Mehmet Kaan Türkmen. Sinan gidebilecek mi? Sinan gidemiyor. Ender'le mücadelesinde maçın hakemi devam dedi pozisyona. Fikret. Berat Eyüboğlu. Emre'nin yaptığı faul. Evet, 6. dakikada Berkay Özer'in ayağından Hopaspor 1-0 önde Antalya'da. Fikret. Şimdi Berat Eyüboğlu. Abdurrahman Üresin. Sinan. Mete. Şimdi Sinan'a atmak istedi ancak rakip futbolcu Ender'den taca çıktı. Şimdi taç atışını kullandı. Abdurrahman Üresin. Berat. Mete. Fikret. Fikret. Mustafa Acar. Haydi Mustafa. Ama gönderdiği yerde kimse yok. Ufuk topla buluştu. Kaptan Deniz'i geçiyor Ufuk. Sağ kanattan ilerliyor Hopaspor. Yapılan orta Mete'nin ters bir vuruşu ve top kornere gidiyor. Evet, Ozan Can'ı ısındıracak Şakir Hoca. Ufuk'un. Evet, bomboş pozisyonda Ufuk korneri kullandı. Bilal. Bilal skoru 2-0 yapıyor. Evet, 2-0. Hopaspor 2-0 önde.
Evet, 2-0 mağlubuz ve Mehmet Kıran Türkmen'e gelen bir top. Abdurrahman Üresi'nin ortası. Tekrar Mehmet Kıran Türkmen. Evet, zaman zaman tribünde gerginlikler yaşanıyor. Maça dönüyoruz. Abdurrahman Üresin. Evet. Şu dakikaya kadar istediğimiz futbolu ortaya koyamıyoruz. Ve 2-0 mağlubuz. Yunus. Mete. Mehmet Kıran. Sinan iyi vuracak. Sinan'ın vuruşu üstten alta gidiyor. Fikret. Yunus. Sinan. Abdurrahman. Sinan. Üç kişinin arasında. Şimdi Yunus. Mehmet Kıran. Serkan. Serkan'ın ortası. Sinan o pozisyonda offside'de kalıyor. Evet. Tribünlerin sağ tarafı hareketlendi. Takımlarına ciddi anlamda destek veriyorlar. Mete. Sinan topla buluştu. Mustafa Acar. Mehmet Kıran'a gelmedi. Evet, 39. dakikadan çıkıyoruz. 40. dakikanın içerisindeyiz ve 2-0 Hopaspor'un üstünlüğü var. Kaptan Bilal.
elden taça çıktı. Şimdi Abdurrahman Üres'in topu kullanacak. Taç atışını Sinan topla buluştu. Sinan gitmeye çalışıyor. Ender Sinan'a faul yapıyor. Mete. Sol kanata gönderilen bu topla buluşan Serkan. Berat Eyüpoğlu'yla oynuyor. Mete. Sinan. Kaptan Deniz 42. dakikada sarı kart görüyor. İsmail topu kontrol ediyor bu pozisyonda. Ve faul verildi İsmail'e. Şimdi Fikret de kullanıldı bu atış. Abdurrahman Üres'in topla buluşuyor. Mete Abdurrahman paslaşması. Deniz. Kaptan Deniz'e kadar giden bir top. Şimdi Berat Eyüpoğlu, Serkan gitmek istiyor. Taç atışı kullanacağız ve kullandık. Berat. Fikret. Bu arada bu dakikaya kadar Opaspor adam adama iyi mücadele yapıyor. Mustafa Acar orada Yunus'u görüyor. Şimdi Yunus topla buluştu. Sol kanatta Serkan'a. Mustafa Acar. Yunus. Serkan. İyi orta gol olur mu? Berat'ın önünden geçiyor. Ve bizden çıkan bir top taca gidiyor. 43. dakikadan çıkıyoruz. Antalya Hasan Doğan Stadyumu'nda Opaspor'un 2-0 üstünlüğü var. 6. dakikada Berkay ve 34. dakikada Kaptan Bilal'le golü buldu. Gerçekten ilk yarıda istediğimiz futbolu ortaya koyamadık. Pozisyonlar üretemedik. Abdurrahman topu karşılıyor. Mete Fikret'e gönderdi. Orada Deniz. Taç atışını kullanıyor Opaspor sağ kanattan. Serkan'ın orada rakibine yapmış olduğu bir faul var. Bu arada 45+3 oynanacak. İlk yarısına en az 3 dakika ilave edilmiştir. Evet, 3 dakika daha oynanacak. 45+3.
Kullanılan atış. Mehmet Kağan uzaklaştırdı. Mustafa Acar kime gönderiyor? Orada kimse yok. Kaptan Deniz'in kontrolünde. Evet. Kepespor 2-0 mağlup ilk yarıda. Fikret. Orada bir Yunus'a müdahale var. Maçın hakemi gördü. Uğurcan Gökler ve faulü tespit etti. İsmail. Berat Eyüpoğlu. Berat Eyüpoğlu rakibine çarptırarak top taca gitti. Serkan taç atışını kullandı. Şimdi Mete içeriye dolduruyor ancak kimse yok. Top alta gidiyor. Kaleci Yusuf. Bir diğer kaleci İsmail'e kadar geldi. Artık uzatmalarda son dakikanın içerisindeyiz. Şimdi Sinan topla buluşacak. Ancak orada tehlike yaratamadık. Mete. Evet, ilk yarı bitiyor. Şimdi evet, ilk yarı 2-0 mağlup kapatıyoruz. Ve yorumcu Ali Yalçın'a döneceğim. Ali Yalçın bakalım ilk 45 dakikayı nasıl yorumlayacak? Şimdi Kepe Spor'u aşırı motive ve de aşırı disiplinli gördüm maça başlarken. İşte bu motivasyon ve disiplin agresif bir oyuna dönmediği için Kepe Spor aradan sıyrıldı, iki tane gol attı. Ve Kepe Spor'un bugün ısrarla yan top oynama hastalığına yakalandığını gördük. Uzun toplarla da tehlike yarattığını gördük. Yan toptan uzun topa dönerse ikinci yarı skor dönebilir. Bugün Kepe Stadı'nda maça ilgi güzel, destek tam. Tek eksiğimiz gol. Maalesef o iki golde Opa Spor buldu. Derin ve de uzun paslarla ikinci yarı Kepe Spor golü bulabilir. Aksayan sistemler var. Benim dikkatimi çeken bir konu daha var. Kepe Sporlu futbolcuya sert giren Opa Sporlu futbolcu sarı kart gördü. O direkt kırmızı kart olması lazımdı. Bunlar da hakem yönünde söylemek istediğim konular. Teşekkür ediyorum. İkinci yarı görüşmek üzere. Evet, ikinci yarı tekrar birlikte olacağız.
Köpekleri Spor oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan 8 numara Yunus Özdemir. 27'e 9 numara Ozan Can Yosun. Evet, ikinci yarı başladı. Şimdi kaptan Deniz topla buluştu. Sağ kanatta Abdurrahman Üresin, Mete paslaşması. Mustafa Acar. Serkan, Mete, Fikret, Serkan Özen, Berat Eyüboğlu topla buluştu. Mustafa Acar, şimdi oyuna giren Ozan Can ilerliyor. Evet, Yunus çıktı, Ozan Can oyuna girdi ikinci yarıda. Yapılan orta ve Abdurrahman Üresi'nin yaptığı orta şut karışımı kaleci Yusuf tokatladı. Evet, baskıyla başladık İkinci yarıya. Taraftar da yavaş yavaş baskısını arttırıyor. Yapılan orta, gol gelecek mi? Hayır. Evet, İkinci yarıya baskılı başladık. Abdurrahman Üresin İsmail'i görüyor. Şimdi Mete. Evet, öyle görünüyor ki ikinci yarı gerçekten baskılı bir futbol izleyeceğiz. Ozan. Ozan Can güçlü fiziğiyle gitmek istiyor. Sinan paslaşması Ozan'la. Şimdi sağ kanattan Sinan'ın ortası geçiyor. Kornere gidiyor. Evet. Taraftarın muhteşem desteği devam ediyor şu dakikalarda. Berat'ın ortası. Serkan. Evet, bu baskıya ben fazla dayanabileceklerini düşünmüyorum Opaspor'un. Gol gelecek ve goller gelecek inşallah diyelim ve 47. dakikadan çıkıyoruz. 48. dakikaya ilerledim şu dakikalarda. 2-0 Antalya'da Kepespor'umuzun mağlubiyeti devam ediyor. Taç atışını Opaspor kullanıyor. Şimdi Mehmet Kaan Türkmen topla buluşacak mı? Topu gönderemedi Sinan'a. Sinan'ın baskısı devam ediyor. Fikret. İsmail kalecimiz çıktı, kontrol etti. Şimdi Serkan'a gönderilen top. Serkan da Ozan Can'a gönderiyor. Ozan Can, Serkan paslaşması. Ozan geri pası kaptanına, Deniz'e gitti. Evet, taraftar Ali Sinan'dan gol bekliyor. Ali Sinan topla buluşuyor. Mehmet Kaan vuruşu yandan out.
Evet, söylediğimiz gibi baskı devam ediyor. İkinci yarıya çok baskılı başladık. Fikret. Kaleci Yusuf'un kaptan Gülen'e gönderdiği top. Arif. Berkay. Abdurrahman Nuresin bugün gerçekten kötü bir performans sergiliyor. İnşallah ilerleyen dakikalarına bu hataları tekrarlamaz diyelim ve performansı artar. Dakikadayız. 2-0. Hopaspor'un galibiyeti devam ediyor. İstanbul Tepecik'te de Aksaray'ı yine Tepecik Spor'un 0-0 müsabakası devam ediyor. Bu arada Sinan sağ kanattan geliştiriyor hata. Sinan iyi orta, gol gelir. Berat Eyüpoğlu. Berat Eyüpoğlu kontrol etse golü içten ligle bulacak. Ve skoru 2-1'e getirecek. Ayhan. Kaleci Yusuf'un gönderdiği topta Kepez defansı topu karşıladı. Şimdi Serkan orta alana gönderdiği bu pasta Mustafa Acar geride kaldı. Bir top kaybı daha Hopaspor'dan. Berat Eyüpoğlu. Serkan. Mete. Mustafa Acar. Fikret. Mustafa Acar. Mete. Deniz. Berat Eyüpoğlu'na yapılan bir faul var mı? Hayır. Buna hayır dedi. Bu pozisyona devam dedi maçın orta hakemi Uğurcan Gökler. Şimdi Serkan'ın hatalı pası Ozan Can'a gönderemedi. Hadi çocuklar biraz daha hareketli diyoruz ve Mustafa Acar'la hata kalkıyoruz. Sağ kanata Sinan'a gönderdi. Sinan topla buluşuyor. Taç atışını Kepez Spor'umuz kullanacak. 53. dakikadan çıkıyoruz. Abdurrahman Ozan Can'la oynadı. Gerçekten Ozan Can'ı durdurmak biraz zor. O güçlü fiziğini kullanıyor. Abdurrahman topu gönderemedi Berat'a. Kaptan Bilal Hopaspor'da gitmek istiyor. Maçın hakemi devam dedi ikili mücadelede. Şimdi Mete Abdurrahman Rüsin'i görüyor. Haydi Abdurrahman biraz daha hızlı. Deniz. Serkan. Berat Eyüpoğlu. Berat Eyüpoğlu. Şimdi Ozan Can. Abdurrahman Nuresin. Haydi Abdurrahman. Haydi Mete. Mete'nin uzaklardan vuruşu. Ender topu taca gönderiyor. Evet bu arada Kepespor yanında yatan kaptan Bilal var. Hopaspor'da biraz önceki pozisyonda yerde kaldı.
sağlık görevlilerini çağırdı. Maçın orta hakemi. Evet, taraftarın dediği gibi haydi Kepez, haydi tam zamanı şimdi diyoruz ve 55. dakikadayız. Taç atışını Abdurrahman'la kullanıyoruz. Fikret, Mete. Deniz. Berat Eyüpoğlu. Serkan'a gönderemedi bu pozisyonda. Şimdi taç atışını Hopaspor kullandı. Berat Eyüpoğlu'ndan çıktı dedi maçın orta hakemi Uğurcan Gökler. Şimdi out atışını kullanacak kaleci Yusuf. Yusuf'un Kepespor ceza sahasına gönderdiği, alana gönderdiği yerde Fikret karşıladı. Şimdi Sinan. Abdurrahman Üresin. Tekrar tatlısını Abdurrahman Üresin kullanacak. Mustafa Acar. Mustafa'ya yapılan bir faul var. Abdurrahman Üresin topun başında. Haydi Abdurrahman, iyi orta gol gelsin diyelim. Yapılan orta Ender tarafından karşılanıyor ceza sahası içerisinde. Mustafa Acar Berat Eyüpoğlu'na gönderiyor. Haydi Berat. İyi bir orta gol gelsin. Mehmet Kaan Türkmen'in. Bu pozisyonda rakibine faul yaptığı tespit ediliyor ve maçın orta hakemi sağlık görevlilerini sahaya davet ediyor. Evet, Tepecik'te 60. dakika 0-0'la geçiliyor Aksaray. Ancak biz 2-0 mağlubuz. Ama daha oynanmamış 30 dakika var.
Evet, tekrar müsabakaya dönüyoruz. 60. dakikadan çıkıyoruz. Kaleci Yusuf'un Kepespor yalanla gönderdiği topu Fikret karşılıyor. Kaptan Deniz Sinan'a gönderdi. Orada Ender Sinan'a izin vermiyor. Kaptan Bilal de Ender'i kaçırıyor. Sol kanattan taç atışını Hopaspor kullanacak. Evet, misafir takım tribününde de gerek Antalya'da yaşayan Hopalılar, gerekse Hopa'dan gelen seyirciler var diyelim ve şimdi orta yapılacaktı sağ kanattan ancak başarısız oldu. Şimdi Abdurrahman Üresi'nin Ozancan paslaşması Mustafa Acar takımını atağa kaldırıyor. Sağ kanatta Sinan'ı görüyor. Mehmet Kaan Türkmen ile paslaştı. Sinan Berat Eyüpoğlu'na geldi. Berat Eyüpoğlu bu topu kullanamıyor. Sinan sağ kanattan iyi orta yapar mı ve kornere gidiyor. Evet. Gol dakikalarına doğru yaklaşıyoruz diyelim. Baskımız inşallah golü getirecek. Mustafa Acar'la kullanacağız korner atışını. İyi orta, gol gelsin dedik. Serkan bir kez daha Mustafa Acar'a geldi. Serkan ortası. Mustafa Acar vuruşu. Tekrar kornere gidiyor. Evet, şu dakikalarda atağımız, ataklarımız tehlike yaratıyor. Ve Serkan'ın ortası Ozancan'ı ve Sinan'ı geçiyor. Ve maçın hakemi bu pozisyonda hiçbir Hopalı'ya değmediğini hükmetti ve şimdi kaleci Yusuf out atışını kullanıyor. Kaptan Deniz Ozancan Serkan tekrar Ozancan. Bravo, güzel çalımlar. Şimdi Abdurrahman. İyi orta, gol gelsin. Ozancan'ın vuruşu out'a gidiyor. Belki orada Ozancan Mehmet Kaan Türkmen'e bıraksaydı, Mehmet Kaan Türkmen daha müsait pozisyondaydı. Yusuf Mete Kaptan Bilal ikinci gol atan futbolcu Hopaspor'da. Deniz Kaptan Bilal topla buluştu. Gönderdiği yerde Fikret kontrol edemedi. Ufuk tekrar kaptanıyla paslaştı. Fikret Arif paslaşması. Serkan araya giriyor. Ozancan gitmeye çalışıyor. Ve şimdi Deniz Serkan'ı görüyor. Serkan Mehmet Kaan Türkmen'i görmek istedi ancak bu pozisyonda harcanıyor.
Evet, maçın orta hakemi el var dedi. Mustafa Acar, Ozan Can, Abdurrahman Üres'in, şimdi Sinan. Mustafa Acar'ın gönderdiği yerde Sinan topla buluşacak. Sinan'ın vuruşu gol! Gol mü? Hayır. Üst direkte patladı resmen. Evet, orada ufak bir gerginlik var. Serkan. Yanına çağırıyor Serkan'ı, maçın orta hakemi. Fikret ve Serkan'ı uyarıyor maçın orta hakemi Uğurcan Gökler. Şimdi Mete. Mehmet Kaan Türkmen'e gelen top. Onun kafası out'a gidiyor. Hadi çocuklar. 68. dakikadayız. Ve Opaspor'un 2-0 üstünlüğü devam ediyor. Kaptan Deniz Serkan'ı görüyor. Berat Eyüpoğlu, Serkan paslaşması. Şimdi Berat. İyi orta gol gelsin dediğimiz anda yine kornere gidiyor top. Evet, oyuncu değişiklikleri var. 77 numara çıkıyor. 7 numara giriyor. Bakıyorum, Mehmet giriyor. Evet.
oyundan çıkan 77 numara Ufuk Ayaydın. 21 önce 7 numara Mehmet Aydın. Bu arada Fikret'e yapılan bir faul var. Deniz, kaptan Deniz. Mete. Serkan. Mete. Sefa Durmuş. Sarı kart. 15 numaralı futbolcu Emre. Artık bu futbolu sarı kart oyuncu 15 numara Emre Duran. Fikret, Serkan, Mete ile paslaştı. Tekrar Serkan, Abdurrahman Resin, Sinan paslaşması. Fikret, Sefa Durmuş. Berat Uyboğlu'nun yerine girdi biraz önce Sefa Durmuş. Serkan, Sefa Durmuş, hadi Sefa, Çayan'la atak kalkmak istedi o paspora ancak Kepe Spor defansı buna izin vermedi. Çayan.
Serkan faul yaptığını söylüyor maçın orta hakemi. Şimdi Opaspor 76. dakikada sağ kanattan bu faul atışını kullanacak. Yapılan ortada. Serkan topu karşıladı. Şimdi sağ kanata gönderildi Abdurrahman Üresin. Hızlı şekilde çıkıyor. Sinan da süratlendi sağ kanattan. Ancak orta orta yapıldı ancak kaleci ve defans anlaşamadı. Top ortada kaldı. Sefa Durmuş da bu topa yetişemedi işin açıkçası. Şimdi Sinan. Deniz. Ozancan. Abdurrahman Üresin. Mustafa Acar. Abdurrahman Mete paslaşması. Şimdi Mete'nin attığı pasta kaptan Deniz yetişemedi. Abdurrahman topu karşıladı. Şimdi Mustafa Acar'la atağa kalkacağız. Berkay bunu engelledi. Şimdi Sinan. Sefa Durmuş. Serkan. Mehmet Kağan Türkmen'e gelecek mi? Sinan orada pozisyona girmek istedi ancak Mehmet Kağan Türkmen'e atılmak istenen top. Rakibe de çarparak Sinan'ın önünde kaldı. Sinan da bu pozisyonu değerlendiremedi diyelim ve kaptan Deniz de Kepespor atağa kalkıyor. İsmail bu topu ıskalıyor. Şimdi Abdurrahman Üresin. Mustafa Acar. Sefa Durmuş orada. Serkan'la paslaşıyor. Serkan'ın ortası. Çok kötü bir orta ve top out'a gidiyor. Deniz, Ozancan. Evet, 80. dakikadan çıkıyoruz. Opaspor'un 2-0 üstünlüğü var.
Antalya'da. Bu arada oyuncu değişiklikleri olacak. Her iki takımda da Kaptan Deniz, Fikret, Ozan Can'ın kafasında cihaz hasçası gönderdiği topta bu atakta Kopa Spor savunması tarafından soruşturuluyor. Mehmet Kağan önünde buldu. Offside. 82. dakikada bu gol offside olarak kayda girdi ve 98 numara Mustafa Acar oyundan çıkıyor. Oyundan çıkan 98 numara Mustafa Acar. Oyunun giren 10 numara Enes İlhan Yüksel. Enes İlhan. Akbil Opaspor oyuncu değişikliği, oyundan çıkan 10 numara Ceren Kosoroğlu. Oyuna giren Serhat. 35 numara Serhat Cemil'de. İsmail'in Hopa Spor yer alanına gönderdiği topta şimdi Serkan'la atağa kalkmak istiyor ancak Mete buna izin vermedi. Fikret taç atışını kullanacak. Mehmet. Sercan. Karşısında Fikret. Sercan. Mehmet topla buluştu. Enes İlhan araya girmek istemişti ancak tekrar Mehmet vuruşu İsmail kurtardı. Ozan Can araya giriyor ve bu topu kazanıyor. Ozan Can gidiyor. Ancak maçın orta hakemi sarı kart gösteriyor Sercan'a. Deniz tekrar Kaptan Deniz. Ozan Can. Abdurrahman.
Güzel bir hareket. Serkan'ın ortası, kaleci Yusuf topu yumruklayarak taça gönderiyor. Evet, 85. dakikadan çıkıyoruz. 86. dakikaya ilerlediğimiz şu dakikalarda 2-0 mağlubiyetimiz devam ediyor. Enes ve offside. Yusuf'un Kepez spor yer alanına gönderdiği topu kaptan Deniz karşıladı, ancak atak devam ediyor tekrar Hopaspor'da. Fikret Sefa Durmuş'tan çıkan top taca gidiyor. Tekrar Fikret. Şimdi atağa kalkıyor Emre ile Hopaspor cihaz alışverişini yapılan ortada Deniz. Sağ kanattan hem Abdurrahman Üresin hem de Sinan ilerliyor. Şimdi Abdurrahman Üresin. Ozancan bir orada elle temas olduğunu söyledi hakem, ancak devam ettirdi. Şimdi Hopaspor tehlikeli geliyor. 88. dakikada ve out. Şimdi tekrar bu out atışını kaleci İsmail kullandı. Serkan Sefa Durmuş paslaşması. Sefa Durmuş Sinan'ı gönderdi, ancak Sinan'ın kafasından seken top Yusuf da kaldı. Emre Eray'ı gördü. Eray takım arkadaşıyla paslaştı. Şimdi Arif takımın hata kaldıracak dediğimiz anda Sercan, Arif, Sercan. Evet, Hopaspor artık paslaşmalarla vakit geçiriyor. Fikret. Enes İlhan, şimdi Sinan topla buluştu. Abdurrahman, onun ortası, defans karşılıyor. Karşılaşmanın sonuna 8 dakika ilave edildi. 90+8 oynanacak. Müsabakanın sonuna en az 8 dakika ilave edilmiştir. Bu arada Ali Yalçın'dan artık 90. dakika bitti. Gerçi 8 dakika daha var ama neler söylersiniz? Tepecik Spor 0, Aksaray 0. Şu anda Kepe Spor 0, Hopa Spor 2. Eğer Kepe Spor'umuz bugün maçı yemiş olsaydı liderle puanlar eşitleyecekti. Bugün görürken bu ki biz 3 puan geriye düştük liderden. Takibe devam. Bugün
maçlarımızı takip edeceğiz. Bir de kısmetsizlik vardı. Maçın saat 2'de olması da bir muamma. 4'te de olabilirdi bu maç. 5'te de olabilirdi. Antalya'da sıcaklar geldi. Yani bunların da bir gözden geçirmesi lazım. Çok bir şey kaybetmedik. Önümüzdeki günlerdeki maçlara bakacağız. Bu yayın için Mehmet Çelik'e ve ekibine çok teşekkür ederim. Sizlere yardımcı olmaya gayret ettik. Kepez sporumuza ve Antalya sporumuza başarılar dilerim. Teşekkürler. Evet, Deniz topla buluşuyor. Çok kötü bir pas veriyor Deniz. Emre'nin gönderdiği yerde hiçbir Hoppasporlu futbolcu yok. Fikret. Mehmet Kaan. Şimdi Safa gidebilecek mi? Hayır. Fikret. Mehmet Kaan'ın faul yaptığını tespit ediyor maçın orta hakemi Uğurcan Gökler. Tamam, bitti mi senin için? Maç bitti. Maç böyle bitti. Hiç yok, tepecikle beraber kalmışlar. Abi sen bir puan kazandın, aradaki fark gene şeydi. Evet, artık Antalya'da uzatmalar oynanıyor ve Berkay Özer ve Bilal Çebi'nin attığı gollerle 2-0 Hoppaspor'un üstünlüğü var Antalya'da. Mehmet ceza sahası içerisinde Mete ile mücadelesinde maçın orta hakemi faul dedi. Şimdi Serkan'la atağa kalkıyor Kepespor. Enes İlhan. Müsabaka kadar artık son 3-4 dakika kaldı. Sarı kartı orada gören futbolcu kim diye bakıyorum. 14 numaralı. Ne 14 ya? Kırk bir numaralı futbolcu. Abdurrahman. Korner.
Abdurrahman Üresin. Sercan. Emre. Sefa Durmuş'un faul yaptığını tespit ediyor ve bu arada 99 numaralı futbolcu Eray oyundan çıkıyor. 25 numaralı futbolcu Bedirhan. Bakırspor oyuncu değişikliği. Oyundan 99 numaralı Eray Pazar, 20 giren oyuncu 25 numaralı Bedirhan Korkut. Ozancan. Abdurrahman'ın ileriye gönderdiği top. Mehmet Kaan Türkmen'in kafası cihaz içerisinde, hiçbir futbolcuya değmedi ve müsabaka sonuçlanıyor. Kepespor istediği 3 puanı alamadı. Ve müsabaka Kupaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Yapmış olduğumuz yayın burada sona eriyor. Hepinize mutlu günler diliyoruz.